Merhaba sevgili çocuklar. Kompozit ürün ve transferlerden yararlanarak güzel bir ev yapıyoruz. Bahar çiçekleriyle süsleyeceğimiz güzel bir ev projemize başlıyorum. Ben de yapabilirim diyen güzel çocuklarımız için ideal bir proje. Önce setimizin içerisinden boyalarımızı ve kompozit ürünlerimizi çıkarıyoruz. Evet, şöyle güzel bir transferimiz, ev kompozitimiz ve süsleyeceğimiz diğer kompozitimiz çıkıyor. İlk önce biz transferimizi kesiyoruz. Ama etrafından oymamıza gerek yok. Jelatini kaldırıyoruz. Ve transferimizi ters çevirerek kompozit yüzeye yapıştırıyoruz. Setimizin içinden çıkan süngeri ıslatarak suyla transfer desenimizi ev kompozitin üzerine transfer edeceğiz. Islatıyoruz. 20 saniye sonra kağıdımızı kaldırıyoruz. 20 saniye sonunda transfer kağıdımızı kaldırıp alıyoruz. Ben şuraya da ufak bir parça yaptım. Ondan sonra ıslak süngerimizle üzerine siliyoruz. Kuru bir peçeteyle kuruluyoruz. Evet, aynı şekilde çiçek şeklindeki kompozitimi de transferini yaptım. İlk önce pembe boyamla renklendireceğim. Bakın setin içerisinden turuncu ve pembe boyalar çıktı. Ben pembeyi tercih ettim bu çalışmamda. Evet, boyanın fazlasını fırça da kullanabiliriz ama sünger kullandığımız için önce süngere batırıyoruz. Boyamızı sonra fazlasını kağıda koyarak renklendirmeye başlıyoruz. Yine ufak ufak böyle patina yapıyoruz. Süngerimizle hafif darbeler yapıp gördüğünüz gibi kompoziti renklendiriyoruz. Evet, şimdi okururken çiçeğimizin kenarlarını da şöyle biraz renklendirelim. Evet, herhangi evimizde bulunan bir yapıştırıcımızla çiçeğimizi yapıştıracağımız alanı belirleyip yapıştırıyoruz. Ben Artebella süper yapıştırıcı kullanıyorum. Evet, şimdi getiriyorum. Çiçek kompozitimi de istediğim yere yapıştırıyorum. Evet, kompozit setin içerisinden fazlasıyla malzemelerimiz çıkıyor. İsterseniz siz de diğer transferimizle güzel bir şekilde turuncu renklerde ev çalışabilirsiniz. Benim evim pembe renkli oldu.